Soruda verilmiş olan ondalık sayıları şimdi sadeleştirmeye çalışacağız. 10,25 bölü 0,5 ifadesinin pay ve paydasını 100 ile çarparsak, payda 1025, payda da 50 elde ederiz. Şimdi bu kesri sadeleştirmek için de yukarıyı 5'e, aşağıya 5'e bölersek eğer, aşağıda 10, yukarıda 205 elde ederiz. Tekrar 5'e bölebiliriz. Aşağıda 2, yukarıda 41 elde ederiz. Ve kesrimizin 41 bölü 2 olduğunu görürüz. Şimdi 3,1 bölü 0,2 ifadesinin pay ve paydasını 10 ile genişletirsek, pay ifadesinde 31, payda ifadesinde 2'yi elde ederiz. Böylece çıkarma işlemimizin sonucu 41 bölü 2 eksi 31 bölü 2, 10 bölü 2, yani 5 olmuş olur. Böylece yanıt A olarak bulunur. Öncelikle hatırlamamız gereken kural, eğer elimizde bir üslü sayı varsa, A üzeri n ifadesi ile B üzeri n ifadesinin çarpımı AB üzeri n olduğudur. Bu durumda 6 üzeri eksi 2 ifadesi yerine 3 üzeri eksi 2 çarpı 2 üzeri eksi 2 yazabiliriz. Eksi 4 çarpı 6 üzeri eksi 3 ifadesi yerine 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 ifadesini yazabiliriz. Paydayı aynı şekilde bırakıyoruz. Şimdi yukarıdaki kısımda eğer dikkat edersek 2 üzeri eksi 2 parantezine alalım. İlk terimde 3 üzeri eksi 2 kalır. Şimdi ikinci kısmı 2 üzeri eksi 2 parantezine almamız demek, aslında bizim burayı 2 üzeri 2 ifadesiyle çarpmamız anlamına geliyor. 4 de 2 üzeri 2'dir. 4 yerine de 2 üzeri 2 yazıyorum. 2 üzeri eksi 3 çarpı 3 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. Bu ifadede eğer parantez içerisindeki kısmı sadeleştirirsek 3 üzeri eksi 2 eksi, şimdi 2 üzeri 2, 2 üzeri 2, 2 üzeri eksi 3 çarpıldığında üstler toplanacak. 2 üzeri 1 eder. Yani 2 çarpı 3 üzeri eksi 3 bölü 3 üzeri eksi 2 eksi 2 çarpı 3 üzeri eksi 3. Şimdi parantez içerisindeki ifadeler aynı olduğu için gidecek ve cevap 2 üzeri eksi 2 kalacak. Böylece cevabımız 1 bölü 4, yanıt C olmuş olacak. Öncelikle köklü ifadeleri daha sade yazmaya çalışalım. Kök 12 ifadesini kök içerisinde 4 çarpı 3 diye yazabiliriz. Bu da 2 kök 3 olacaktır. Biz bunu kullanacağız. Yine kök 8 ifadesini 4 çarpı 2 diye yazabiliriz. 2 kök 2. Yine sorunun cevabını bulurken bu ifadeyi kullanacağız. Kök 27 ifadesi yerine kök içerisinde 9 çarpı 3. Bu da 3 kök 3 olur. Son olarak kök 18. Kök içerisinde 9 çarpı 2'dir. Bu da 3 kök 2 olur. Şimdi bunları çarparsak eğer A çarpı B ifadesini, A yerine 2 kök 3 eksi 2 kök 2 yazıyoruz. B yerine 3 kök 3 artı 3 kök 2 yazıyoruz. Şimdi buradaki 2 ve 3'leri bir kenara ayıralım, yani bir paranteze alalım. Bu durumda bu ifadeyi elde edeceğiz. Arada hep çarpılar var. 2 çarpı 3 6 edecek. Bundan sonra da kare farkı görüyoruz aslında burada.
A eksi b ile a artı b ifadesinin çarpımı hatırlarsanız a kare eksi b kareydi. Kökçün karesi 3. Kökkinin karesi 2. Böylece cevabı 6 bulmuş olduk. Yani yanıt E olmuş oldu. Bu soruda çarpmanın dağılma özelliğini kullanmamız gerekiyor. Verilen ifadeyi tekrar yazalım. Şimdi dağılma özelliğini kullanalım. 2 üzeri eksi y çarpı 2 üzeri x artı y. Arada çarpı var. 2 tane eksi çarpılınca artı eder. 2 çarpı 2 üzeri eksi y. Şimdi bu ifadede de üssüz sayıların tabanlar aynıysa çarpmadaki kuralını hatırlamamız gerekiyor. Tabanlar aynıysa çarpım durumunda olan üssüz sayılarda üstler toplanıyordu. O zaman bu ifadede üstleri toplarsam 2 üzeri x artı y eksi y elde ederim. Yine 2 aslında 2 üzeri 1 diye düşünülebilir. 2 üzeri eksi y artı 1 şeklinde elde ederim bu ifadeyi de. Şurada y'ler aslında götürdü birbirine. Ve geriye 2 üzeri x kaldı. Bu nedenle cevap 2 üzeri eksi 2 üzeri x artı 2 üzeri eksi y artı 1. Bunlar da birbirini götürdü. Cevap 2 üzeri eksi y artı 1 olarak kaldı. Yanıt C olmuş oldu. Şimdi basit çarpma işlemini nasıl yaptığımızı hatırlayalım. Öncelikle 2 ile C'yi çarpıp buraya yazıyorduk. Bir elde varsa 2 çarpı B çarpımını ekleyip buraya yazıyorduk. Yine elde varsa bunu 2 çarpı A çarpımını da hesaplayıp son olarak buraya yazıyorduk. Sonra da 4'e geçip 4 çarpı C yazıyorduk. Buradaki ifade oluyordu. Eğer bir elde varsa 4 çarpı B'ye geçiyorduk. Yine elde varsa 4 çarpı A'ya geçiyorduk. Şimdi aslında yaptığımız şey şu ikinci kısmı bulabilmek için 4 ile ABC'yi çarpmış oluyoruz. Yani söz gelimi 4 çarpı ABC aslında bize 864'ü veriyor. Bu da bize ABC eşittir 864 bölü 4 olduğunu söylüyor. Bu yüzden ABC 216. Yani aslında biz baştan beri 216 ile 42'yi çarpıyormuşuz. Şimdi çarpma işleminin sonucunu bulabilmek için bu çarpımı yapalım. 216 çarpı 42. 2 çarpı 6 12, elde var 1. 2 çarpı 1 2, elde var 1 eklenildi 3 oldu. 2 çarpı 2 4. Altta da 864 vardı. Yukarıda bizim için hesaplanmış. Biz bu ikisini toplayacağız. 2, 7, 4 artı 6, 10, elde var 1. 8 artı 1, 9. Böylece yanıt B olmuş oldu. Sorunun çözümünü öncelikle birinci yoldan yapalım. İçler dışlar çarpımına başvuracağız. A eksi 1 çarpı A eksi 4 ifadesi eşittir. A eksi 3 çarpı A eksi 5 ifadesi. Şimdi de bu çarpımları hesaplayacağız. A ile A'yı çarparsam A kare. Eksi 4A eksi A artı 4. Dağıtma yaptım. Yine burada dağıtma yaparsam A kare. Eksi 5A eksi 3A artı 15 elde edeceğim. Eğer dikkat edersek buradaki a kareler birbirini götürdü. Şimdi kalan ifadeleri hesaplayalım. Eksi 5a artı 4. Eksi 8a artı 15. Eksi 8a bu tarafta, eksi 5a bu tarafta. Her iki tarafta da 8a eklersek 3a artı 4 eşittir 15 eder. 3a 11 ve dolayısıyla a eşittir 11 bölü 3 eder. Ve yanıt E olur. Fakat sorumuzun aslında daha basit bir yolu var. Ve bu genelde atlanılan bir özelliktir. Bu yüzden hatırlatmak istiyorum. Elimizde x bölü y eşittir z bölü t varsa bu durumda biz bu eşitliğe bir üçüncüsünü ekleyebiliriz. X artı z bölü y artı t veya
x-8'e bölü y-t'yi de ekleyebiliriz. Yani elimizde böyle bir eşitlik olması durumunda bunları payları toplayıp bölü paydaların toplamı diye yazabiliriz. Buna çok basit bir şekilde örnek vermek gerekirse 2 bölü 4 eşittir 3 bölü 6, ikisi de 1 bölü 2'dir. Aslında şu şekilde de yazabiliriz. 2 bölü 4 eşittir 3 bölü 6. 2 artı 3 bölü 4 bölü 6 ki bu da 5 bölü 10'dur. Yine 1 bölü 2. Veya 2 eksi 3 bölü 4 eksi 6. Bu da eksi 1 bölü eksi 2'dir. Yani yine 1 bölü 2. Hepsi 1 bölü 2 eşit olur. Şimdi bu özelliği bu sorumuzda uygulayacağız. A eksi 1 bölü A eksi 3 eşittir. A eksi 5 bölü A eksi 4. Şimdi payları birbirinden çıkaralım. A eksi 1 eksi A eksi 5 bölü A eksi 3 eksi A eksi 4. Bu da bunlara eşit olmak zorundadır. Şimdi bunu hesaplarsak A eksi A birbirini götürür. Eksi 1 artı 5 4 olur. A eksi A birbirini götürür. Eksi 3 artı 4 1 olur. Yani 4'müş. Şimdi bunu şu şekilde kullanırsak cevabımıza ulaşabiliriz. İçler dışlar çarpımı yaparsak a eksi 1 eşittir 4 çarpı a eksi 3. Bu da a eksi 1 eşittir 4 a eksi 12. Böylece 3 a eşittir 11 ve a eşittir 11 bölü 3 olmuş olur. Ve yanıt Edirne bulunur. Öncelikle köklü ifadelerin hangi tam sayılar aralığında kaldığını bulmaya çalışalım. Bunu yapmak için kök 5 ifadesinden küçük bir köklü sayı bulalım. Mesela kök 4 tam sayı çıkar. Kök 5'ten sonra tam sayı çıkacak. 5'i biraz büyütürsek 9. Kök 9 3 olduğu için kök 9 tam sayı çıkar. Bu da bize şunu söylüyor. 2 küçük kök 5 küçük 3. Yine benzer şekilde kök 3 için bir çalışma yapabiliriz. Şimdi 3'ten küçük 2 yazsak kök 2 tam sayı değil, kök 1 yazabiliriz. 1 tam kare. Yine 3'ten büyük tam kare olan 4 var, kök 4. Bu da bize 1 küçük kök 3 küçük 2 ifadesini sağlar. Şimdi bundan sonra bir sayı doğrusu çizelim. Şimdi sayı doğrumuz üzerinde kümeleri bulmaya çalışacağız. Burası eksi 2 olsun. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Biraz daha büyütelim. 5 ve 6. Şimdi A kümesinin yerini bulabilmek için eksi 3 bölü 2 sayısı eksi 1,5 ifadesine karşılık geliyor. Yani şurada bir yerde başlıyor küme aslında. Kök 5 ifadesi 2 ile 3'ün arasında şuralarda bir yerlerde diyelim ona da. Şimdi demek ki şurası A kümesi oluyor. Kapalı aralık olduğu için bu iki sayı da dahil. Sonra B kümesine geçeceğiz. Kök 3 sayısı 1 ile 2 arasında. O da şurada bir yerde diyelim. Ondan sonra 16 bölü 3 sayısı 5,3 eder. 15 artı 1 bölü 3 diye düşünürsek 5,33 devreder. O da buralarda bir yerde diye düşünürsek. O da burası etti. Şimdi bu iki kümenin birleşimini almamız isteniyor. Eğer bu iki kümenin birleşiminden söz edecek olursak sarı ile işaretlediğimiz bölge iki kümenin birleşimidir. Şimdi burada kaç tane tam sayıyı bu çizgiyle karalamış oldum onu hesap edeceğim. Aslında benden istenen şey burada bu oluyor. Şimdi öncelikle eksi 1'in üzerinden geçtik. 1, 0'ın üzerinden geçtik 2, 1'in üzerinden geçtik 3, 2'nin üzerinden geçtik 4, 3, 4'ün üzerinden de geçtik, 5'in üzerinden de geçtik. Böylece kaç tane burada baloncuk olmuş oldu? 7 adet baloncuk olmuş oldu. Böylece bu sorumuzun yanıtını
D bulmuş olduk. Bu soruyu çözebilmek için 1-x ifadesini oluşturmaya çalışacağız. Verilen eşitsizliği tekrar yazalım. Bu ifadeyi eğer -1 ile çarparsak -2 çarpı -1 2. Negatif bir sayıyla çarptığımız için eşitsizliğin yönü değişecek. -1 çarpı x eksi x. Ve yine yön değiştirirsek burada da -4 elde edeceğiz. Şimdi eğer her tarafa 1 eklersek 2 artı 1 3, 1 eksi x ve -4 artı 1 eksi 3 elde etmiş olacağız. Bu ifade aslında bizim cevabımızdan bir önceki aşama oluyor. Çünkü bu ifade bize 1 eksi x'in daima 3'ten küçük olacağını söylüyor. Böylece 1 eksi x ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri 2 olmuş oluyor. Gerçekten de eğer x'i eksi 1 alırsak 1 eksi x ifadesinin 1 eksi eksi 1'den 2 olduğunu görmüş oluruz. Yanıt D olmuş olur. Bu soruyu çözebilmek için verilen ifadede her iki tarafın karesini almayı deneyelim. X kare 1 bölü x eksi 1 bölü x kare eşittir 1 bölü 4 ifadesini elde ederiz. Fakat burada unutmamamız gereken şey, ifadenin karesini aldığımız için eğer buradaki ifade eksi 1 bölü 2 olsa bile karesini aldığımızda 1 bölü 4 eşittir 1 bölü 4 doğru olur. Yani son durumda buranın eksi 1 bölü 2'ye mi 1 bölü 2'ye mi eşit olduğunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu unutmamamız lazım. Şimdi çarpmanın dağılma işlemi özelliğini kullanalım. X kare çarpı 1 bölü x, x. X kare çarpı eksi 1 bölü x kare eksi 1 eşittir 1 bölü 4. Böylece x eşittir 5 bölü 4 elde ettik. Şimdi dediğimiz gibi kontrolümüzü yapmamız gerekiyor. Kök 1 bölü x 4 bölü 5'e eşit. Kök. Sonra kök yine kök içerisindeki ifadeye devam ediyorum. 1 bölü x kare 4 bölü 5'in karesi yani 16 bölü 25'e eşit. Eğer bu ifadeyi hesaplarsam 20 bölü 25 eksi 16 bölü 25. Bu da kök içerisinde 4 bölü 25 yani 2 bölü 5 eder. Böylece x de 5 bölü 4 olduğundan 5 bölü 4 çarpı 2 bölü 5, 5'ler gider 1 bölü 2 etmiş olur. Yani x eşittir 5 bölü 4 için sol taraf 1 bölü 2'ye eşit olmuş oldu. Bu da bana cevabın 1 bölü 2 olduğunu söylüyor. Yanıt bursa olmuş oluyor. Madem soruda x'i bulmamız isteniliyor, y ve z'yi x cinsinden yazalım. Bu durumda y eşittir 14 bölü x ve z eşittir 20 bölü x ifadelerini elde ederiz. Bu elde ettiğimiz ifadeleri üçüncü denklemde yerine yazarsak 3x artı 28 bölü x artı 20 bölü x eşittir 24 olur. 3x artı 48 bölü x eşittir 24. Ve bu durumda her tarafı 3 ile sadeleştirebiliriz. X artı 16 bölü x eşittir 8. Şimdi payda işleyeceğiz. X kare artı 16 eşittir 8x elde ederiz. Düzenlersek x kare eksi 8x artı 16 eşittir 0. X eksi 4'ün karesi, bu bir tam karedir. Eşittir 0 elde ederiz. Bu da bize x eşittir 4 verir. Böylece yanıtı D olarak bulmuş olduk. Hocamdan dinlerim projesinin bu videosunun size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız, videonun açıklamalar kısmındaki web sitemizi ve Facebook sayfamızı beğenerek bize destek olabilirsiniz.